böyle bir yerde nazarını dağıtmamak ve Kur'an'a sırf bütün hissiyatıyla yoğunlaşmak için Allah buraya onu memur etmiş. Ben diyor Çam Dağı'nı Yıldız Sarayı'na değiştirmem. Değişmem diyor. Şimdi şunu arz ettim Hasan abi. Buyur abi. Şimdi bu ağacı kesenler hangi kılıf uydurdular? Sanki nurcular buraya gelenler buna taparcasına teveccüh ediyor. Yani yazıktır bunları bu günahtan kurtaralım gibi hani böyle. Evet. Çabut mabut bağlayan yoktu da zaten. Hiç böyle bir şey Risale-i okuyanda ben hayalime bile almıyorum. Çünkü Risale-i Nur tevhid-i hakiki ders veriyor. Her şeyin Allah'tan geldiğini, her şeyin Allah'a ait olduğunu ders veren değil ağaçlar, taşlar. Üstadımız bizatihi kendisi için diyor ki bana haddinden fazla teveccüh etmeyin. Haddinden fazla bana hürmet beni sıkıyor diyor. Sizi kaç kere tekdir etmişim diyor. Üstad buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyle de demeyin. Peki ne dememizi istiyor? Hayır diyor. Allah'ın rahmeti bana da sizlere de beraber gelmiş. İki nimetin illeti de gerçek sebep, hakiki sebep rahmet ilahidir. Ben size minnettar da bedel sizi tebrik ediyorum. Siz de bana teşekkür bedel ondan tebrik edin, dua edin diyor. Yani Allah'ın nimeti bana sofra sermek ifade nimeti verilmiş. Size de istifade nimeti vermiş. Arz talep meselesi. İki nimetin kaynağı da rahmet ilahidir. Evet. Yerdeki bütün ışıkçıkları güneşe verdiğimiz gibi bütün rahmetler, nimetler Allah'tan bilen bir talebeler yani Risale-i Nur'la hakiki iman ders alanlar ağaca mağaca bu haddinden fazla teveccüh eder mi? Ama bir gerçek var o da şu. Demin yad ettik burada Osman Bey kardeşimiz aslını okudu. Resul Efendimiz'in Hacı Esved'i öpmesine binaen Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de ey taş ben biliyorum ki sen taşsın senden zarar menfaat gelmez ama Resulullah seni öptü istinam etti ben de seni onun için öpüyorum diyor ya. Bir hatıra diye bir şey var. Tahattür etmek, hatırlamak, onu yad etmek, insanın bir tane kalem olsa uzun zaman kullansa onu değil mi hatır olarak saklamak yani. İstiyor müziğe koyuyor. Evet. Bu gerçekten hareketli yani yoksa evet. Yani güya Risale-i Nur okuyanların buradan ayağı kesilsin. Hı. Dolayısıyla bu kültür kaybolsun. Evet. Yani nurculuk unutulsun. Evet. Unutulmaz. Evet. Risale-i Nur okuyanlara Said Nursi Hazretleri diyor ki benimle görüşmekten 10 defa ziyade Risale-i Nur okumakla hakiki bir ders alırsınız diyor. Yani benimle görüşemeyenler müteessir olmasın. Her bir Risale bir Said'tir diyor. Hı hı. Çünkü siz Risale-i Nur okumakla Dellal-ı Kur'an Said'le sohbet ediyorsunuz. Yani bu ilham ilahi olduğu için benim fikrim değil, benim düşünüşüm değil. Kur'an'dan geldiği için, Kur'an'da taraf ilahiden lahuti olduğu için dolayısıyla benimle ders arkadaşı oluyorsunuz diyor. Yani benim ders aldığım yerden ders alıyorsunuz. O bakımdan benim fani şahsiyetimle görüşmekten Risale-i Nur okumanız 10 defa ziyade size hakiki bir menfaat verir diyor. Ve her ziyaretçiye bu yazıyı okutur ve gönderirmiş. Yani bizi Risale-i Nur'a bağlıyor. Tıpkı Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ben size iki şey bırakıyorum buyurduğu gibi. Yani bu oraya dayanan bir mana. Yani bir kitabullah bir de Âl-i Beytim yani sünnetimi ihya eden benim hakiki mesleğimi daha ne el-i del cemaat çizgisi muhafaza edenler diyor. Said Nursi de öyle diyor. Ben size Risale-i Nur'u bıraktım. Bir de Risale-i okuyan talebelerin şahsı manevisi size iyi bir mürşid olur diyor. Siz hakiki ve daim mürşid bulmuşsunuz diyor. Biz mürşidi hakiki ilim biliyoruz. Dolayısıyla imanlı talebelerin birbirine kuvvet vermesi biliyoruz. Şirki kırmak için, yıkmak için gelmiş. Burada yatmış.